Gezebildiğim kadar yer gezeceğim. Şarkı söylemeyi özledim, sahneleri özledik, mekanları özledik. Her şeyi özledik. Demek ki ne kadar özgürmüşüz. Gezmeyi özledik yani, başka bir şeyi özlemedik. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte alınan kararlar sosyal hayatımızı fazlasıyla etkiledi. 1 Haziran'a itibaren ise normalleşme sürecine geçilmesi planlanıyor. Bakalım Kayseri halkı normalleşme sürecine hazır mı ve en çok ne yapmayı özlemiş? Bence toplum olarak hazırız. Pandemide herkes kısıtlamaya gitti. Uzun zaman bir kısıtlama oldu. Ve şu an halkımız hazır bence. Herkes maskeli, mesafesine uygun. Bence hazırız. Peki sizler pandemi sürecinde en çok ne yapmayı özlediniz? En çok çalışmayı özledik diyelim. Yani 3 aydır, 4 aydır işlerimiz çok düşük. Bence çalışmayı özledik. Esnaf mısınız? Evet, diş teknisyeniyim. Diş protez laboratuvarımız var. Çalışmayı özledik diyelim. Ya tabii ki içeride bakarsanız herkes maskesini takmış, gayet uygun, sosyal mesafeye uyarak geziyor. Bence artık bir şeylerin açılması gerekiyor. Peki sizler bu pandemi sürecinde en çok ne yapmayı özlediniz? Dostlarla bir araya gelmeyi, gezmeyi, dışarıda yemek yemeyi. Gördüğüm kadarıyla Kayseri halkından ziyade Türkiye hazır değil tamamı anlamıyla. Ama tabii ki şartlar da bunu gerektirdiği için normalleşme gerekli ekonomi açısından bilhassa. Peki sizler pandemi sürecinde en çok ne yapmayı özlediniz? Vallahi özgürlüğümüzü özledik diyebiliriz yani. Serbestçe dolaşmayı ya da istediğimizi alıp bir esnaftan rahat alışveriş yapmayı. Bu tarz şeyleri çok özledi tabii herkes gibi. Ama bu süreçte tabii önemli olan sağlık. Katlanmaya çalıştık çalışabildiğimiz ölçüde. Daha hazır olmadığını düşünüyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız daha yani insanlar, Kayseri halkı biraz dikkat etmiyor yani. Biraz daha yani olması gerekiyor yani. Kapalı. Peki sizler pandemi sürecinde en çok ne yapmayı özlediniz? Ne yapmayı özledik? Tabii ki serbest kalmayı özledik. Özellikle sağlık çalışanı olduğumuz için çok sıkıldık gerçekten. Hastalıklar bayağı bir uzun sürdü. Ondan dolayı. Kayseri halkı hazır diye düşünüyorum ben. Ya bu hastalık olmazsa, yaygınlaşmazsa yani artık insanlar sıkıldı artık. Evde tıkanık kaldık. İşimizi gücümüzü yani bir faaliyet olmuyor. Artık yani bir yere kadar. İnsanlar artık geçinemiyor. Maddi manevi sıkıntı yaşıyor. Yani hazır olduğunu düşünüyorum ben. Peki sizler pandemi sürecinde en çok ne yapmayı özlediniz? Vallahi en çok yani şehir dışına çıkmayı çok özledim. En azından bir parka çıkıp oturmayı özledim. Yani hep sürekli içeride şey kaldık. Çıkamadık dışarı. Yani bu bir an önce bu şeyi başımızdan inşallah Rabbim yok olur gider. Pek de hazır değil ya değil mi? Adamlar hele ben tez camakta oturuyorum. Hiçbir maske dahan yok ki. Hiç. Yani hazır değil yani normalde. Bu böyle iyi ya. Ne korkumuz var değil mi? Ne bir şeyimiz var. Sen benden korkmuyorsun. Bak maske ben senden korkmuyorum. Böyle değil mi? Peki sizler bu süreçte en çok ne yapmayı özlediniz? Vallahi ben yurt dışından geldim. Gezmeyi özledik ya. Başka bir şey yani. Gezmeyi özledik yani. Başka bir şeyi özlemedik. Hayatımızda memnunum Allah'a şükür. Devlete Allah ziyan vermesin. İyi. Belediyeler de güzel çalışıyor Kayseri'nin. Görüyor. Çok güzel diyecek yok. Emmol. Bence artık hazırlar yani. İnsanlar evde kalmaktan. Sıkıldık bunaldık. İşsizlik had safhadaydı. Artık havalar da ısındı. Pandemi süreci biraz daha artık gücünü kaybetti bence. Artık hazır herkes. Gezmeyi özledik. Akrabalarımızı, annemizi, babamızı özledik her şeyden önce. Kapalı kalmaktan çocuklar da bıktı. Biz de bıktık. Artık yani yasakları dinlemeyecek durumlara geldik. Yani bence artık her şeye hazırız diye düşünüyorum. Peki siz yasaklardan sonra ilk ne yapacaksınız? İlk gezmeye gideceğim. Gezebildiğim kadar yer gezeceğim. 1,5 yıldır evde hapis hayatı yaşıyorum resmen. Çıkamıyoruz bir yere çünkü. Gezeceğim yani. İlk yapacağım şey gezmek olacak. Bence hazır artık. Ya ülke de buna hazır. Çünkü insanlar çok sıkıldı, çok bunaldı. Zaten herkes aslında kurallara uyuyor kısmi şekilde. Ama artık havaların ısınmasıyla beraber insanlar daha çok sıkıldı. Bence artık hazır. Ülke de hazır. Vaka sayıları da düştü. Bence hazırız.
Peki sizler pandemi sürecinde en çok ne yapmayı özlediniz? En çok ne yapmayı özledik? Valla ben müzisyenim. Öncelikle tabii ki şarkı söylemeyi özledim. Sahneleri özledik, mekanları özledik. Biliyorsunuz bu dönemde müzisyenler, birçok kişi, işte garsonlar, müzisyenler, işletmeciler, herkes zor durumda kaldı ama bence en çok müzisyenleri etkiledi. Çünkü müzisyenler neredeyse 1,5 senedir iş yapmıyor. En çok tabii ki sahneyi özledik. Vatandaşın hepsi hazır. Yani Türkiye genelinde hazır, dünya hazır. Yani insanlar usandı artık, bıktı bu pandemi hastalığından. Dolayısıyla hazırlar bence. Peki sizler pandemi sürecinde en çok ne yapmayı özlediniz? Her şeyi özledik. Demek ki ne kadar özgürmüşüz. Ne kadar görmediğimiz, sadece bakıp geçtiğimiz olaylar varmış. Yani eğlenmeyi, acımızı, tatlımızı, güzel yaşamayı, doya doya yaşamayı özledik. Yani bunları bizler yaşıyorduk fakat çok yüzeysel yaşamışız şimdiye kadar. Bunun farkına vardık.